O iki kardeş karton topluyorlar ve hasta babaannelerine bakıyorlar. Buna mecburlar çünkü. İstekleri var, huzurlu, sıcak bir yuva istiyorlar. Bir bakalım o iki kardeşin hikayesine, belki duyurabiliriz seslerini. Böylelikle de Ajans Akşama Doğru'nu burada noktalayalım. İyi akşamlar diliyorum herkese. Allah kimsenin yuvasını bozmasın yavrum be. Çok zor. Annene buradan ne söylemek istersin? Keşke yanımızda olsaydın, babamla geri birleşseydin. Virane bir evde küçük yaşlarına rağmen hayatın ağır yükünü sırtlanmış iki kardeş, Barış ve Ulaş. Onlar da yaşıtları gibi okula gidip sıcak bir yuva istiyor. Barış ve Ulaş'ın tek isteği ise anne ve babalarının barışıp sıcak bir yuvalarının olması. Barış, ne duası ettin? Anamla babamın barışmasına dua ettim. En büyük duan bu sanırım. Aynen. Yedi yıldır bakıyorum. Doğdular doğala, bakıyorum da. Annesi 17-8 yıl oldu ayrılalı. O zamandan beri bakıyorum. Babaları cezaevinde. Yetiştirebildiğimizi yetiştiriyoruz, Allah razı olsun. Yetiştirmediğimizi komşularımız yardım ediyor. İnkar etmeye bakma, Rabbim yukarıda. Babaları cezaevine girdikten sonraki süreç sizin için nasıl oldu? Zor oldu mu? Zor olmaz olur mu? Çalışanın olmasa. Ama buna da şükür, elhamdülillah kızım. Hükümetimiz bize ulaştı, Allah razı olsun. Oğlunuz cezaevine girdiğinden beri siz mi bakıyorsunuz torunlarınıza? Evet. Biz bakıyoruz. Telefonla konuşuyoruz, her akşam konuşuyoruz telefonla. O da bize soruyor, soruşturuyor. Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Çöp topluyoruz. 10 gibi çıkıyoruz, babaannemin sofraya yazıp çıkıyoruz biz zaten. Kardeşinle beraber mi çıkıyorsun? Aynı yerlere mi gidiyorsun? Evet, hep aynı yerlere gidiyorum. Uzaklaşmıyorum evden. Şimdi babaanneme bir şey olursa hızlıca eve geleyim diye. Tehlikeli bir şeyle karşılaşıyor musunuz peki? Bazen bazı sürücüler hızlı gidiyor. Çarpılabilirler. Bazen köpekler de saldırıyor. Arabayı görünce korkuyorlar, saldırıyorlar. Okula gidiyor musunuz? Hayır. Ulaş, sen kaçıncı sınıfa kadar okula gidebildin? 4'e. Kaçıncı sınıfsın? 3. Okula gitmek ister miydiniz? İsterim. Senin kişisel ihtiyaçlarını torunların karşılıyor. Evet, torunum karşılıyor. Allah razı olsun. Hangi komşum kapıdan gitse bana da bunu al kızım marketten dese alıyorlar. Ne yapacaksın evladım? Ölene kadar mücadele yapabileceksin. Öldükten kere de Allah hepsimize rahmet eylesin. Zor olmuyor mu sizin için? Elektrik, su nasıl karşılıyorsunuz ödemelerini? İnan Allah'ına dün ödedim yavrucuğum. Dün ödedim. 500 kaç para su gelmiş. Suyu hükümet peşin alıyor benden. Ama ceyrana geldi miydi? 250 milyonluk yakarsam hükümet karşılıyor. 500 liralık yakarsam 250'sini ben karşılıyorum. Öyleliğine. Ne yapayım işte. Hükümet bize şey veriyor, aylık veriyor. Ondan, çocuklarımın topladığından öyle böyle idare edebiliyoruz. Hükümet kol uzattı bize, yine Allah milletimize, devletimize ömür zarar ziyan vermesin.
gelecekten beklentin ne? Ne yapmak istiyorsun ileride? İleride mesleğimle yaşamak istiyorum. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Polis olacağım. Okuyup ne olmak istiyorsun? Doktor.